Paramedik TV'ye hoş geldiniz. E, eroin alımlarında ilk ve acil müdahale nasıl olmalıdır? Konumuz bu. Eroin e, yarı sentetik afyon türevi bir madde. E, eroin kullanımı artık e, ülkemizde yaygın. Eroin kullanımı sonrasında oluşan acil durumlarda neler yapılmalı? Bunu göreceğiz. Özellikle eroin alımlarında halk vatandaşlar o hastayı gördüğünde hemen ne yapmalı? E, ambulans ekipleri olay yerine ulaştığında neler yapmalı? Bununla ilgili bir videomuz olacak. Burada önemli noktamız şu. Eroin almış olan kişilerde e, 6-8 saatlik bir süreç boyunca kendilerinden geçme durumu söz konusu. O yüzden eroin bağımlıları fiziksel bağımlılığı Oldukça yüksek bir madde olduğu için birkaç kez günde kullanabilirler. Ee, i̇lk kullanımlarda ani solunum durmalarıyla karşı karşıya kalma durumu söz konusu. Sık kullanımlarda doz aşımı olursa yüksek doza ulaşırsa kişi ani solunum durmalarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Burada eroin alımı ile karşı karşıya kalındığında bir vatandaş ne yapmalı? Hemen kişiye yaklaşmalı. Hızlıca bilinç kontrolü yapmalı. İyi misin? İyi misin? Beni duyuyor musun? Eğer bilinç kontrolü sonrasında kişi yanıt veriyor ise süper bilince açık demektir. Olguyu tam olarak öğrenmeli. Olayın ne olduğunu öğrenmeli. Vücudunda özellikle iğne izleri var mı? Onu kontrol etmeli. Burada madde alan kişilerin göz bebekleri inanılmaz küçük olur. Buradan bir farkındalık yaratabilir vatandaşlarımız. Eğer anlayabilirlerse e, vücudunda iğne izleri, parmak araları, tırnağın arası, e, kasık, e, ayak parmaklarının araları, e, sık kullanım yerleri olarak karşımıza çıkmakta. Yine burundan alınabiliyor eroin. Buna dikkat edilebilir. Madde alınmışsa ve... Kişinin madde aldığından eminse bilinci açık dahi olsa vatandaşlarımız hemen 112'yi aramalı ve acil yardım istemeli. Çünkü madde alındıktan sonra hemen e, yüksek doz etki göstermiyor. Zaman geçtikçe tablo giderek daha da kötüleşebiliyor. E, bilinci kapalıysa hiç tereddüt etmeden 112'yi aramalılar. Eroin alımlarında unutulmamalı ki solunum durması ile karşı karşıya kalabiliriz. Havayolunu açık tutmalılar. Baş geri çene yukarı pozisyonu vermeliler. Bilinci kapalı solunumu varsa dolaşımı varsa o kişiye yan yatış pozisyonu vererek ambulans ekiplerinin olay yerine gelmelerini sağlamalılar. Kapalı solunum ve nabzu olan hastaların sırt üstü yapması risklidir. Dil kökü geriye kaçıp soluk yolunu tıkayabilir. Kusmu soluk yolunu tıkayıp solunumunu durdurup hayatını yitirmesini sağlayabilir. Bu yüzden bu hasta ve yaralılara koma pozisyonu veriyoruz. Yan yatış pozisyonu veriyoruz. Bunu yaparken yakın olan kolu hastanın başının yanına alıyoruz. Karşı tarafta bulunan kolu omuzun hemen yan tarafına alıyoruz. Karşı tarafta bulunan bacağı katlıyoruz. Omuzdan ve kalçadan tutarak kendimize doğru dikkatli bir şekilde çeviriyoruz. Bu çevirme işlemini yaparken bacaklarınızın üzerinde dönmesine dikkat ediyoruz. Hava yolu açıklığını sağladıktan sonra bacağına tam pozisyonu verip daha sonra düzenli aralıklarla hastanın solunum ve dolaşım kontrolünü yapıyoruz. Burada önemli nokta dil kökünün bu pozisyonda soluk yolunu tıkama ihtimali yoktur. Burada bir diğer nokta kesinlikle ama kesinlikle kusmuk ya da ağız içinde herhangi bir tablo oluşursa onların tümü dışarı akacağı için hastanın hava yolu güvence altında kalacaktır. Burada önemli olan nokta şu madde alan kişi e, eroini aldıktan sonra solunumu durabilir. Sık sık solunum kontrolü yapmalı ve ambulans ekibini beklemeliler.